Savaştır Samarka, savaştır Türkiye. Yoksa Türkiye kendi başına bir iş yapamaz. Karşımızdaki Yunanistan değil de İsrail, Amerika olsaydı herkes bu kadar rahat olamazdı. Veya bir Dışişleri Bakanımız çıkıp da bu kadar rahat konuşamazdı. O bilmem Amerika'ymış, Yunanistan mı, Bulgaristan. Onlar kızım devletin meselesi, bizim meselemiz. Ölürük öldürürük, canımız feda olsun. Yani Yunanistan'a biz mahalle olarak gitsek yeneriz yani. Ama neye karşı böyle kendilerini savunuyor bilmiyorum. Dış güçler tabii ki ama. Yani ne olursa olsun Türkiye'ye kimse kafa tutamaz yani bu konuda. Türkiye-Yunanistan arasındaki kriz sizce nereye varır? Savaş çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü arada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Ama Türkiye'yi zorlayacaklarını zannediyorum. Ama burada bir gizli bir ittifak var. Başını da İsrail çekiyor. Sanırım inşallah hakkımız daha hayırlısı olur. Ya varsa da biz onları her zaman döveriz. Yani onu kışkırtıyorlar dışarıdan. Biz haklı davamız. Türkiye haklı davasına vazgeçer mi? Mümkün değil. Kimse alamaz. İsterse 5-10 devlet olsa yine bir şey yapamazlar bize. Hani biraz provokasyon yapıyorlar. Onun için ama Türkiye hiç geri adım atmaz. Atmayacak da hepimiz arkasındayız halk olarak. Kesinlikle. Yunan'ın biz kaç 50 sene 100 senedir aynı. Hep dış devletler şey yapıyor. Şımartıyorlar. Ama Allah'ın izniyle bize bir şey yapamazlar. Yunanistan sesini kesecektir. Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye Doğu Akdeniz'den doğal gaz kaynaklarını çıkardıktan sonra Türkiye başı başına bir güç olacak ve bu kaynak sebebiyle de Avrupa ülkeleri Türkiye'ye destek verecek, Yunanistan da sesini kesecektir. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bizim devletimiz güçlüdür, bizim askerlerimiz güçlüdür. Yunanistan kazıdığı kuyuya kendisi düşer. Bizim Türkiye Cumhuriyeti insanların belirli bir sabrı var. Bizim bu sabrımızı taşırmadığı müddetçe ondan sonra Yunanistan da yerinde, aklı başında vaziyette durursa hiçbir şey olmaz diyorum. Ama Yunanistan halen birkaç tane AB ülkelerinin dolduruşuna geliyor. Bizimle oyun oynuyor. Burada zannetmesinler ki bizim bu 70 yaşındaki insanlarımız dahi savaşmak için, vatanını korumak için gider diyorum. Hele hele sizin gibi asenalarımız. Ondan sonra bu yurdu savunmak için hep beraber gideriz diyorum. Vallahi bilmiyorum ki şu an ben haberlere hiç bakmadım bir hafta 10 gündür. Yani inşallah bir orta yol bulunur. İki komşu ülke. Yani hiçbir zaman biz kötü bir şey olmasını istemeyiz. İnşallah bir orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Vallahi ne diyeyim ablam ya. Bir şey diyemem şimdi dinlediğim için. O bizi ilgilendirmiyor, devletin sorunu. Abla şimdi aslında var ya, Yunan'a biz çoktan bir ders daha vermemiz lazım. Nasıl bir ders? Nasıl bir ders? 74 hareketi gibi öyle bir hareket daha vermemiz lazım. Baştan da beni götürsünler yani. Ben çok iyi bilirim Yunan'ı. Edirne Karahaç'ta askerlik yaptım. Çok iyi bilirim. Bir ders daha istiyor yani, vermemiz gerekiyor buna. Sayın Cumhurbaşkanımıza yani vallahi beni götürsün, ben seve seve giderim. O tanka bir daha binerim, orayı tahrip etmek isterim ya. Türkiye'nin hiç kimseden korkusu yok. Evvelki Türkiye bellemesin yani karşısındaki. Cengiz Topel gibi uçaklardaki pilotlar vardı, daha güzelleri var. Kriz bir yere varmaz, Yunanistan Türkiye'nin de başa çıkamaz, devamlı kaybeder. Şimdi az bir iki ada kalmış, onu da Türkiye onu elde alır, o da perişan olur gider. Yani kalacak, o kalır. Yani kurdurmuş bunlar. Avrupa şey oluyor, Avrupa ne ya? Kime güveniyorlar? Türkiye hiç kimsene şeyini çekemez. Onu alır, Avrupa'yı da alır. Eski Türkiye değil, eski Türkiye değil, bunu bilin. Eski Türkiye değil, bunları bilsinler, herkes bilsin. Türkiye alır, Yunanistan'ı da yok eder, Amerika'yı da yok eder. Onlar Türkiye'nin gücünün ne olduğunu biliyorlar mı? Onu bir bilsinler bakayım. Öyle gider, hiçbir şey olmaz yani. Sonu anlaşırlar ya. Savaş olmaz. Bence olacağı o. Allah'ın izniyle bizim Türkiye kuvvetlidir. Yunanistan bizim için bir içim su bile olmaz. Allah'ın izniyle.
her şeyle Türkiye bugün en ileri gelen dünya devletlerinden birincisi sayılacağı geldi. Allah'a kurban olayım. O Yunan ne ki Yunan? Bir avuç. Azmışlar işte. O Mısır'la konuşuyorlar, onunla konuşuyorlar. Hiçbir şey de yapamayacaklar. Vallahi inşallah güzel bir sonuçla sonuçlanır. Çünkü Yunanlar bizim ne olduğumuzu çok iyi bilir yani. Yani bizim adımıza olumlu bir şeyler bekliyorum yani. Şu an kıvılcımlı zaten, ortalık çok alevli. İnşallah güzel olacak. Hiç anlaştığımız komşu olmayanlar var. Herkesle düşman oluyoruz. Bence herhangi bir sonuç çıkmaz. Karşılıklı bir gövde gösterisi sonunda tekrar düzene girer diye düşünüyorum. Bir yere varmaz. Böyle kalır. Nasıl kalır? Bu kadar basit. Böyle kalır yani. İnşallah tatlıya bağlanılır. Yani biz konumumuzda haklıyız yani. Yunanistan kaos çıkartmak. Yani eski barbarlıklarını yapmaya çalışıyorlar. İnşallah iyi olacak. Yani düzelecek inşallah. Bizim dediğimiz olacak inşallah. Vallahi iki tarafta iyiye gitmez diye düşünüyorum. Belki ya bir taraf kazanır ya bir taraf batar. Yani bu ülkenin hali böyle giderse hiç düzelmez yani, imkanı yok. Çünkü görüyorsun ortada işsizlik var. Millet virüs geldi bir de bir yandan, hastalık çoğaldı bir yandan. İşsizlik var bir yandan, millet yaşlısı ihtiyacını alamıyor mesela, ne yapacak? Ya ülkede ya biri gidecek ya biri duracak başımızda. Yani iyi bir başımız aklı yeter bir olursa bu ülke kalkınır. Yoksa töbe kalkınmaz. Vallahi Türkiye'nin, Yunanistan'ın ebediyeten böyle devamlı bir sorunu var. Sorunun da ne olacağını daha büyük adam, üstümüzdeki büyük adamlar ne olacağını biliyor. Bizim söylememize hiç hacet yok. Onlar git derse biz gideriz, gel derse biz geliriz. Yani çok bir bilgim yok bu konu hakkında. İnternete düşen, Instagram'a düşen, yani özellikle Instagram'a düşene kadar biliyorum. Bu, yani bir fikrim yok bu konu hakkında, kusura bakmayın. Pavaş'a doğru gider herhalde. Neden? Çünkü orada bir araştırma yapıyoruz. Yunanistan, başka ülkeleri bizim başımıza bela etmeye çalışıyor ama biz kazanacağız. Bu defter kapanmıştır benim görüşümce. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesidir. Milli çıkarlarımızı canımız pahasına da olsa canımızı feda etmemizden sakınmayız. Bizim için milli davadır. Yunanistan adaları Lozan Anlaşmalarına göre falan ihlal ediyor. Ama şimdiye kadar ses çıkartılmadı. Ve bugün ülkemiz toparlandı veya yöneticilerimizin aklı başına geldi. Büyük bir karbon yatağı var orada. Tabii ki savunmamız, müdahale etmemiz gerek. Vallahi bizim için hiç önemli değil. Yine eski darbeleri yemek istiyor onlar. Onların alnının çatından vurmak lazım. Biz Türkiye'yiz. Kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Bunu böyle bilsinler. Hiçbir yere varmaz. Sonuçta anlaşmayla yani çözülür ya. Yapabilecek bir şey yok. Hiçbir yere varmaz. Neden? Yani bu geçmişten belli devam edip gidiyor ama yani Yunanistan'ın durumu belli. Türkiye'nin de zaten durumu belli. Yunanistan Türkiye'ye karşı koyacak durumda değil. Olmadığı için de orada yerinde durur. Biz de istediğimizi yaparız yani. Bence Türkiye'nin liderliği olur bu konu. Çünkü yani Yunanistan kendini bilmez tavırlarda bize karşı çok uyumsuz tavırlar takınıyor. Ama tamamen kendini bilmediklerinden. Yani Yunanistan'a biz mahalle olarak gitsek yeneriz yani. Ama neye karşı böyle kendilerini savunuyor bilmiyorum. Dış güçler tabii ki ama yani ne olursa olsun Türkiye'ye kimse kafa tutamaz yani bu konuda. Hiçbir yere varmaz. Amerika ne derse olur. Başka bir şey olmaz. Amerika'nın savaş derse Amerika savaşır Türkiye. Yoksa Türkiye kendi başına bir iş yapamaz. Yani maddi anlamda bizi çok fazla zorlamayacağı gibi sadece gerginlik ortamında son bulur. Sizce? Ya bence bizim Türk vatandaşı biraz şu konuda abartıyor bu olayı.
Karşımızdaki Yunanistan değil de İsrail, Amerika olsaydı herkes bu kadar rahat olamazdı veya bir Dışişleri Bakanımız çıkıp da bu kadar rahat konuşamazdı. Tabii ki sonuçta bunu NATO belirleyecek. Bir problem olacağını düşünmüyorum ama inşallah Allah'ın izniyle Ege'de de doğalgazımızı çıkaracağız. Ona gelince akşam olur. Önce içimizdeki krizi temizleyelim. Ondan sonra o düşman. Ya vururuk, ölürük ya öldürürük. Önceki içimizdeki virüs var ya, Suriyeli denenler, onları getirenler utansın. O krizi bir temizleyelim. O kolay. O kolay. Ondan sonrası Allah büyük. O bilmem Amerika'ymış, Yunanistan mı, Bulgaristan mı? Onlar kızım devletin meselesi, bizim meselemiz. Ölürük, öldürürük, canımız feda olsun. Önemli olan bizim alın terimizle iş, aş bulamadığımız, vergilerimizi verdiğimiz, insanları beslediğimizi bir temizleyelim. Ondan sonra anam, her şey için baş tacı.